Ha, şimdi dalga geçmeye başladı. Türk gördü ya. Yine Türkleri Arap sanma, kebap bilmem neler falan. Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Bugün yine geleneksel sınırsız seviye 3 artı Morally Michael Myers'ımızla beraberiz. Önemli olan kısım eklentilerim, fakat birkaç tane de perk taktım işimize yarayabilecek. Hemen perklerden başlayalım, sonra eklentilere geçelim. İlk perkümüz yemeğinin oyna perkü. Saplantılı olan kurbanla kovalamacaya giriyorum ve ardından o kurbanı kovalamayı bırakıyorum. Böylece bir nişan kazanmış oluyorum. Nişan başına hareket hızım %3 artıyor. Yani bunu 3 kere yaparsam hareket hızım %9 artacak demektir. Normal veya da özel saldırımızla bir kurbana hasar verirsek nişanlarımız 1 eksiliyor. Ancak biz stalk atmak için sürekli kurbanların peşinde olacağımız için onlara hasar vermeyeceğiz. Uzun bir süre boyunca hareket hızımız %9 artmış şekilde oynayacağız yani. Bu da kurbanlarla aramızdaki mesafeyi kapatmak için çok büyük avantaj sağlayacak bize. İkinci eklentimiz ev suyun yıkım. Bir jeneratör herhangi bir kurban tarafından tamir edilmiyorsa, yani jeneratör boştaysa, Evsun totemimiz kırılana kadar o jen normal hızın %100 kadarı geriliyor. Bizim hiçbir şey yapmamıza gerek kalmadan. Üçüncü perkümüz gölgelerin casusları. Çevremizdeki kargalar direkt olarak görsel işaret sunuyor arkadaşlar bize. Yani bir karga işareti gördüysek orada kurban var demektir. Oradan kurban geçmiş demektir. Böylece hızlı hızlı kurbanların yerini öğrenip onları hem stalklayabileceğiz hem de more atabileceğiz. Son perküm de hayvani güç perkü. Paletleri, yıkılabilir duvarları ve jeneratörleri %10 daha hızlı tekmeleyeceğiz. Bu da bize zaman açısından fayda sağlayacak. Evet gençler, mevcut perklardan yaptığım build'im bu şekildeydi. Şimdi gelelim eklentilerimize. Asıl olay burada. İlk eklentimiz bu. Seviye 3'teyken sağlıklı veya yaralı kurbanları morileme, yani öldürme yeteneğini açıyor bu eklenti. O kurbanı daha önce hiç asmamış olsak dahi seviye 3'teyken o kurbanı öldürebiliyoruz. Bu eklentinin yanına da vazgeçilmez olan diğer eklentimizi aldık. Çünkü bu ikisi inanılmaz bir seviyeye ulaştırıyor Michael'ı. Bu da seviye 3'e sınırsızlık sağlamamızı sağlıyor. Yani bir kere seviye 3'e geçtikten sonra herkese more atabiliyoruz ve seviye 3'ten hiç inmiyoruz. Tekrar tekrar stalk kasmak zorunda kalmıyoruz yani. Son maske geldi. Son maske eklentisini neden attım arkadaşlar? Çünkü Kızıl Orman haritası açık bir harita. Tabii keşke diğer varyasyonu gelseydi. O çünkü daha açıktı, tapınağın etrafı falan full boş. Her neyse, burası da fena değil. Hızlı bir şekilde kurbanları stalklayabiliriz diye attım. Şimdi bu build'de stalklamak o kadar zor ki, seviye 3'e geçmek o kadar zor ki arkadaşlar. Hani bazen seviye 3'e geçtiğimde bütün canlar bitmiş bile oluyor. Şu jeni şöyle uzaktan uzaktan. Çok güzel, çok güzel. Hiçbir şey... Hah, tam hiçbir şeyin farkında değil derken kafamız bir yerden gözüktü herhalde. Oy 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 oy, merhaba 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 merhaba. David'cim selam. Şöyle bir ikiye geçelim. Tamam arkadaşlar, ikiye geçtik. Oradaki kişiyi gördüm, oradaki kişiyi gördüm. Kendisini ölümsüz sanmasın, sakın sanmasın. Şundan da biraz şöyle alalım. Erken geçmem var ya, müthiş olur. Müthiş olur. Ama geçebilmem için neredeyse hepsini full stalklamam lazım yani. Ha, bu arada bizim takıntılımızmış. Gördüğünüz gibi nişanlarım 1 oldu arkadaşlar. Şimdi bunu tekrar bırakacağım. Nişanım 2 oldu. Yani hareket hızım %6 arttı. Burada David var. David'i de fullleyelim şöyle bir. Çok iyi bu arada. Çok iyi başladık diyebilirim. Şöyle. David sanırım bitti artık. David'in iliğini kemiğini sömürdük arkadaşlar. Of 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 of. Hadi. Ver oyuncu aradan bana. Evet evet evet. Claude hiçbir şeyin farkında değil. O da fullenecek. Bir yandan sol alta bakıyorum. Çok güzel. Müthiş veriyorlar şu an bana. Şu fullendi. Claude'dan alıyoruz şimdi arkadaşlar. Claude beni kör etmeye çalışıyor. İlginç hareketler. Bir şey diyeyim mi? Hiç can bitmeden 5'e geçersem vay bunların haline arkadaşlar. Ben size o kadar diyeyim yani. Claude hala veriyor bana. Fulledik mi bunu? Ne oldu? Bu kırmızı yanmaya başladı sanki. Tamam. Claude'u da fulledik arkadaşlar. Bir kişiden de şöyle yarım alırsak bu iş biter gibi. Aynen öyle. Şundan alalım. Ya nereye gidiyorsun ya? Vallahi. Ne oldu yani Michael'cığım? Seni gören kaçıyor ya. Merhaba. Bir dakika. Şimdi şunu indirecekse bir indirsin bakayım. Tamam. Stalklarımı nerede durduğu durumu görüyor musunuz arkadaşlar? Claude'cığım yoksa? Yoksa Claude'cığım neler oluyor ya? Oh, müthiş başladık. Müthiş, müthiş. Üçüncü sayfa haberlerinde artık kendini görürsün Claude'cığım. Elinde bıçaklı azılı katil.
Bak hala burada can yapıyor. Hala burada can yapan biri var. Tamam kır onu. Brutal'ımız seviye 1 olmayaydı iyiydi de. Oo bunda da kıvrak varmış. Yani ya dolaba girecekler ya da buldukları her şeyi devirecekler. Başka çareleri yok. Bir de takıntılı olan ölmüş. İki stack'te kaldık. %9'a çıkartabilseydik hareket hızımızı iyiydi. Hop bir tane daha bitti bile. Şu da bitecek ilerideki. Karga kardeş sağ ol vallahi görmemiştim. Oho! Dolaba giriyoruz. Peki. Ya mantıklı başka şansı yok zaten ama ben jenleri savunabilecek miyim? Şu an önemli olan o. Çok güçlü duruyor ama inanılmaz zaman kaybettiren bir build arkadaşlar. Yani müthiş gen rush yiyorsunuz derken David'e ne oldu öyle? David'e ne oldu öyle babacım? Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Yani şöyle bir build'de David'cim jeneratörün arkasına mı saklandın gerçekten? Arkadaşlar sorarım size. Ulan aynı babam gibi uyumuş anasını satayım. Bu gerizekalı jam bitirdi bu arada. Öbürü de çaresizliğin son doruklarında yani artık. Attempt denemiş atamamış zaten. Evet onu almadı öldü. Hatch'e bulursak var ya. Korkuyu öyle bir salacağım ki öbür kurbana. Yani çıldıracak korkudan çıldıracak. Kapılara gidemeyecek bile. Evet arkadaşlar şu an müthiş bir korku saldım kurbana. Yani hiçbir kapıya gidemedi çünkü hatch'ten gitti. Güzeldi 4 can kalı stalk'umuzu tamamlamamıza rağmen çok hızlı bitirdiler canları. Adam puanıma falan laf ediyor. Ulan içerik çıkartıyoruz burada ya. Tamam GG dedim boş yapmayın. Hiç uğraşamam sizle. Evet ilk maç görevimizi başarıyla yerine getirdik arkadaşlar. Bu haritayı da ben attım bu arada. Çünkü böyle açık haritalarda oynamam lazım. Rahat bir şekilde stalk kasabilmek için. The Game veya ne bileyim. Hastane gibi kapalı haritalarda sürekli köşe dönüp odaya girecekleri için uzun stalklar yapamam diye düşündüm. Oo burada jene başlanmış bile. Şuradan stalklayabiliyor muyum? Ay ay kanka ne gördün? Ne oluyor? Oğlum nasıl gördün beni ya? Yemin ediyorum Jake ayıp ediyorum bana. Bak Shaq'te bile nasıl zorlanıyorum görüyor musun stalk kasmakta? Bir tane jene bitirmişler bile arkadaşlar. Hey maşallah hey. Davar ordusu iş başında. Bunlar büyük sıkıntı bir şey değil mi? Ormanı da attık ama burası da sağlam gen rush yiyen bir harita. Ne yapıyorsun manyak? Biraz daha ver. Hadi sürekli girip durma bir yerlere bak. Bunlar biliyor ya. Çakal bunlar anasını satayım. Bir can daha bitti. Bunlar zorlayacak bizi. Steklerimiz 2 oldu. Tamam. İlk seni öldüreceğim lan. Var ya bir 3'e geçeyim. En çok seni öldürürken keyif alacağım. Birazcık daha verir misin? Birazcık daha hadi ya. Bunlar anladı muhtemelen bir şey değil mi benim şey olduğumu? Ya sınırsız ya mori olduğumu ikisinden birinden şüpheleniyorlar şu an. Haklılar da şüphelenmekte. Zor maç ne yalan söyleyeyim zor maç. Ama 3'e geçersem işler değişir. 3'e geçersem işler değişir. Özellikle senin için sana söz vermiştim hatırlarsan. Sana... Kim ölüyordum? Sana söz vermiştim hatırlarsan. İlk seni öldüreceğim diye. Hadi bakalım bak dalgana şimdi. Böyle de delikanlıyızdır arkadaşlar. Ulan yine ilk takıntılı gitti ya kardeşim. Ben bu takıntılılarla ilgili bir şey aldığım zaman niye hep takıntılılara denk geliyorum ya? Çünkü takıntılılarla ilgili bir şey alıyorum. Anladın. Devir onu hemen. Devirmiyor ha? O zaman düşüreceğiz yapacak bir şey yok. Geç kancaya geç geç. Geç. Mis gibi palet var devirmiyor anasını satayım vuracağım oraya ağzına şimdi. Çakal. Gir lan dolaba. Vay. Hala jene oturuyor değil mi bu? Bu buraya geldi. Öbürü aynen tam tahmin ettiğim yerde. Çakal ya iyi oynuyor. Aha. Vay 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 vay. Yapacak bir şey yok alacağız. Akıllı oynuyor bu var ya bu sıkıntı ya bu. Direkt bu build'i çözdü. Bu korku onlara yeter arkadaşlar olsun. Kapı mı açılıyor? Kapı mı açılıyor? Merhaba. Esattın. Esattın kanks. Ne olacak şimdi? Lan hızlı yap şu animasyonu hızlı yap öbürü kaçacak ya öbürü kaçacak ya. Gitti diğer kapıdan çoktan gider. Bunlar zaten anlaşmalıydı ya birbiriyle falan. Kötü maç ilk maça göre biraz daha kötü maç. Çünkü jenleri çok iyi bitirdiler ve çözmüşler katile karşı ne yapmaları gerektiğini. Hani öbürleri kadar amatör oynamadılar. Neyse GG. As escape. Allah Allah. GG diyorum. A**ına koyduğum GG. Tamam sus artık tamam en iyisi sensin tamam. Heh şimdi dalga geçmeye başladı Türk gördü ya. Yine Türkleri Arap sanma, kebap bilmem neler falan. Allah'ın ezikleri ya. E ne oldu? Berabere bitti. Ne oldu? Şey kupa mı verdiler adama? Çok ezik bir kitlesi var oyunun gerçekten ya. Ya hayır bizim de karşımıza bir sürü böyle Mori Michael geliyor. En iyi en eğlenceli anlar serimizde de zaten var bir sürü. Birçoğunda ben yemişimdir zaten ben ölmüşümdür. Ama hani eğlenip geçiyoruz çünkü o an bir film gibi geliyor hani. Michael'ın serisini de bildiğimiz için. Hani cidden Michael gibi sonuçta seni hiç asmadan öldürebiliyor. Hani ona göre stratejini belirle. Ona göre kaç.
Fena da oynamadı, iyi de oynadı. Adama dedim zaten iyi oynadın diye. Hani videoyu çekerken bahsettim adamın iyi oynadığından, oyunu bildiğinden. Ne oldu, ben maça girerken hani şey mi dedim bunlara? Ulan ben dünyanın en iyi Michael'ıyım. 4'te 4 yapmazsan beni bilmem ne yapın falan mı dedim. Hani kaçtın, tamam, bravo, eline sağlık, ne diyeyim yani. Saçma saçma triplere giriyorlar anasını satayım. Ha, oyun bu, gerilebilirsin, sinirlenebilirsin, tamam, ama hani dünyanın en iyi şeyini başarmış gibi de yapmayalım arkadaşlar, lütfen. Arkadaşlar bu var ya bu. Bunun hiçbir şeyden haberi yok arkadaşlar. Hey maşallah, hey 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 hey. Aman 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 aman. Kolay gelsin. Dedem. Kalkmasaydın ya. Kusura bakma, seni de rahatsız ettik. Evet dedi. Tam öyle devam et. Tam öyle devam et. Bravosun. 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 Evliliğinde stok vermediğini sanıyor arkadaşlar. Mag'cim merhaba. Oo, güzel. Baby Mag gibi. Devirdi. Hem de Killer Shack paletini. Aha. O kim lan? Oğlum bu oyuncu mu olmak istiyor? Kadraja girdi bir yandan anasını satayım. Senlik bir şey yok reis. Ama artık var. Devam et, devam et. Aynen öyle. Dümdüz, dümdüz. Evet, evet, evet. Ya bu haritada sıkıntı bu arada. Sürekli sürekli dönüp duruyorlar ya. Yo, veriyor hala. Lan burası neresi anasını satayım? Nevşehir'e mi getirdin lan beni? Tamam. Seviye 3'e geçen zi. Haritayı bu tarafa doğru kıralım ki pencereyi kullanamasın. Devir onda. Akıllı oynuyor. Bakalım neler yapacak. Kıvrağı yoktur umarım. Bir palet daha bulacak. Aynen. Devir onu da. Bir palet daha. Bir palet daha. Yani şu an mesela şey olmasam, mori olmasam. Paleti bu taraftan devireceğim ki açıkta kalsın. Palet kalmadı galiba haritada. Mag'de muhtemelen Windows perk'ü var. Bütün paletleri buluyor çünkü bir şekilde. Oo, burada biri var. Dedem sana mı nasip oldu be? Dedem sana mı nasip oldu be? Vallahi büyük anlaki. Mag ne varsa yedi. Bakalım şuradan çevirebileceğiz mi? Ağzımda acı var abi, sakatlık çıkacağı. Şimdi jenler yakın aslında ama Mag de her şeyi yedi. Ulan döndür lan şuradan Ahmet. Bakalım şu an tek güvencem jenlerin konumları. Şu gerizekalı Mag de canımı sıkmıyor değil. Aha! Yoksa! Yeter ki düşüreyim, yeter ki düşüreyim. Oraya atamayacağım, evet, ama bu bir kancada kalsın, stres yapması lazım. Ya evet, kurbanlar için stresli bir build de sizin için de stresli arkadaşlar. Jenler müthiş bitiyor. Yani 4 jen bitmişti daha stalkumu fullemeden. 5. jen de bitti. Hadi bakalım. Çok açıkta yakaladık bunu ama alabilir miyiz ki? Yani alabilmem lazım. Çünkü bütün paletler falan yendi burada. Yani o paletleri o yüzden biz yedik hepsini. Gayet güzel. Gayet güzel. 2. kill de geldi. Onu kancadan aldılar. Kapı açmakla uğraşmamışlardır inşallah. Bir tane daha indirirsem müthiş olur. Ulan koyun doluyu öldürdüm. Resmen gençliğim gitti ya. Oo, yapma onu, yapma onu, yapma onu. Ama Mag o kapıyı açtıysa büyük sıkıntı. Oo, daha yeni başladı açmaya. Hadi bakalım, hadi bakalım. Yemiştin her şeyi. Bu mu yemişti, diğer Mag mi yemişti bilmiyorum ama. Orada pingim çıkıyor dedim gibi arada. Pingim mi çıkmasa? Daha iyi olacak gibi her şey ama. Oo, çok boşa kaçtı. Bak pingim var şimdi, ıskalayacağım diye korkuyorum. Çok iyi, çok iyi. Maçı çok güzel döndürdük. Dwight kaçtı muhtemelen ama yapacak bir şey yok artık. O da savaşta verilen zayiatlardan birisi olsun arkadaşlar. Aynen, Dwight gitti. Yani bu maç anca böyle dönerdi. 3 kill aldığıma bile şükrediyorum, ben 2'ye de okeydim. Jenler o kadar hızlı bitirdiler ki. Dwight gitmiş, bir de diğer kapıyı açmış. Allah'ım ya Rabbim ya. GG. Güzel maç. Bu iyi maçtı. Bu tatmin edici bir maçtı. Mag beni çok oyaladı gibi gözüktü ancak bütün paletleri yediği için maç sonuna hiçbir şey bırakmadı. Hiç kimse de bir yere kaçamadı böylece. Gençler bu arada sınırsız seviye 3'üm bitti. Dımdızda kaldım ortada. Morimiz duruyor ama sınırsızım, bitti. Onun yerine seviye 3'ün süresini 20 saniye uzatan eklenti taktım. Kurbanlar cold int attı bu arada. Stalk açısından fena olmayacak gibi ama spotlar birbirine çok yakın. Yani bir tek tarlanın ortasında yakalarsam delerim gibi onları. Ya bir görmeyin şu, ilk başta bir gözükmesem var ya. Allah Allah, bunlar SF mi ya? Haber uçuyor arkadaşlar. Ha? Ne yapıyorsun? Bir tane bitti bile, al bir de buradan yak. Şu kazma var ya, şu kazma. Şu kazma bize çok fayda sağlayacak gibi de. Alabildiğimiz kadar alalım. Şuradan da Steve mi var? Kim var? Birine çöktüm ama aynen. Lan yuh anasını satayım. Tepene mi çıkayım Steve beni görmen için? Güzel, erken geçebilirsek çok iyi olur. Bayağı stokladık. Tamam, stacklerimiz bir oldu ve çeyrek kaldı. Muhtemelen şu an 2 tane 3 tane jeneratör aynı anda bitecek. Oo, güzel. Bak bu çok güzel oldu işte. Hiç tahmin etmiyor beni. Hiç tahmin etmiyor beni. Ama fullendi. Kurbanların stres yapması gerekiyor. Ben stres yapıyorum oğlum yani. Nasıl bir jeniz ya bu?
Hadi bakayım. Birini tutmam lazım şu an. Şu an özellikle şu Meg'i tutarsam arkadaşlar çok daha iyi olacak. Ne oluyor? Meg'in mi pingi var? Yo, benim yok. Meg'in var galiba. Güzel. Düğün kostümlü Meg'i yolladık. Yemeğinle oynamız da 3 olmuş. Steve'i de kesebiliriz böylece. Steve takıntılımız arkadaşlar, biliyorsunuz ki. Bak. Bu ne demek oluyor? Cesur falan mısınız yani? Ne demek oluyor bu? Steve, gel buraya Steve. 4. sezon trailer mı peki? Lan o gözlük ne, kurbağaya benziyor, anasını satayım. Of, güzel, stresi biraz olsun attım üzerimden. En azından 2 tane indirdik. Aa, seviyem bitti lan. Neyse, seviye etmeden 2 tane indirdik, gayet güzel. Ama bunu fullledik işte, bundan daha bir şey alamayacağız ki biz. Kargalar, hadi tam zamanı kargalar. El alemin kargası var ya, 3 kişinin yerini gösteriyormuş, ben size diyeyim. Ya biraz utanma olur ya. İşte bu ya, sen busun karga. Kanka sen lazım değilsin bana ya. Oo, bana sen lazımsın işte, gel buraya. Senden kastığım stokla seni öldüreceğim. Var mı arkadaşlar bunun daha alfa bir hareket? Stalk'a erken geçtim sanırım biraz ama olsun, devir bakayım onu. Oldu, seni de alayım yeter bana, biliyor musun? Vallahi yeter. Aha, aldık mı? Jortladın mı Claudette? Jen yapmaya benzemiyormuş değil mi? Bunlar niye dolaba girmeyi çakıl etmedi? Bu sefer kaçırmayayım. Hadi bir 4'te 4 be. Biri burada kapının, biri şurada. Şuradaki Jen'i bitirdi. Muhtemelen oradakini açıyordur. Açtı, bu da gitti. Ya hayır ya. Bir kere alayım 4'te 4. Bir kere ya. Ulan Mac, eteğini sikeyim. Sabahtan beri var ya, bu Mac'le uğraştım ya. İşte Jen tutamıyorum. Ruin'den dolayı muhtemelen. Ruin'im çünkü çok düşük seviye. Aslanlarım benim. GG'lerini yazdılar, geçtiler ya. Evet gençler, bugünlük benden bu kadar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bu şekil güçlü ve troll build'leri çekmeye devam edeceğim. Aklınıza gelen varsa yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.